Argıncık'tan birisinin yazar kasa yaparken yazar kasa getirdi bana. Yazar kasasını yapıyordum. Adam acele etti. Ya acele etmedim, biraz işimiz var, gücümüz var. Abi dükkanım kapalı dedi, ben Ankara'ya gideceğim. Hayırdır arkadaş, Ankara'da ne yapacaksın? Ya, acil bir işin var, hastan var? Yok. Radyo var da radyo yaptırmaya gideceğim. Ya niye? Kayseri'de yapan usta yokmuş dedi. Ya Kayseri'de yapan usta yok diye Ankara'ya radyo gider mi? Ben yaparım. Yapan mı yaparım, getirdi radyoyu. Radyo getirdik, aynet, beynet, üstü pikaplı bir radyo. Ben adama dediğim şu oldu. Ben bunu yaparım ama bir şartına yapalım. Bunun kutusunun güzel yaptırırsan yaparım dedi. Yaparım dedi. Kutusunu verdim, söktüm, verdim, götürdü adam ama gerçekten yapmış, yaptırmış. Komalakçıyla yaptırmış kutusunu. Babasından hatıraymış. Tom Fuch marka bir radyo bugünkü bakımda. Grup Avenir usta belgeselini sunar. Benim merakım sanat okuluna gitmekti. Ama sanat okuluna babamın işi durumu şeyiyle köylerde canlı malla uğraşırdı. Okula kayıt olmaya getirme imkanı da kendiliğimden geldim gittim okula kayıt oldum. O zaman sanat okulu imtihanla alıyordu. Şu gün gel imtihan var dediler. Biz köyden geldik, araba yok. Yetişemedik imtihana. İmtihana yetişemediğim halde ben orada ikinci ders, üçüncü ders başlamış. Sağ olsun o bugün bilmiyorum ismini ama bir öğretmen beni yine de imtihan şeyini aldı salonuna. Yedekten kazandım ben orada. Ama takip edip de gayeti yaptırmadık. Yani bizim aklımız yetmiyor. İlgilenen de olmadı. Olmayınca okula gidemedik. Okula gidemeyince de köyde çok sevdiğim bir ahbabım bana dedi ki gel madem şey yapıyorum ben seni bir sanata vereyim. Getirdi bizi işte o zaman bu ustamızın yanına. Çırak olarak. Ben iki sene, üç sene köye gittim, geldim. Doğrusu otobüs de yoktu. Bazen yayan, bazen geç kalarak. Sabah namazı gelirdik, biz akşam yatsıda diye giderdik. Radyoyu bilmiyorduk o zaman sevmesin işin gerçeği. Evimizde radyomuz yok, köyümüzde belki beş tane radyo yoktu. Beş tane radyo yoktu. Onun ister istemez bir merakı oluyordu yani bu neyi, nasıl oluyor diye. Yeni gördüm ben. Ondan sonra ister istemez buna bir şey başladı yani. Kimse de yok. Kıymetli bir meslek. Getiren ricayla getiriyor. Şimdiki gibi yani. Bir zaman ayağa düştüydü de o zaman da öyleydi. Yani bir radyo getirir adam. Biz çırağıdık da ustamıza ikiden de hatır atacak adam getirirlerdi ya. Bunu radyosunu şöyle yaptı. O kadar kıymetliydi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Işıktan göremedim herhalde. Şeklamış. Gördüm, Şimdi... Şimdiki çocuklar tamamen başıboşluğun içinde bir vurdum duymazlık var. Benimsemiyorlar yani şimdi her şey para düşüncesi var. Bizim çıraklığımızda öyle değildi. Sanat öğrenebilmek için biz para peşinde koşmadık. Sadece sanatı öğrenebilmek bir yerler yani ekmeğimizi kazanmak derdindeydik. Ama şimdi daha ilk gelen çırak bana haftalık ne vereceğini diyor. O bakımdan da yetişmiyor. Haftalık vereceğin. Zaten karnını doyuruyorsun burada. Belli bir harçını veriyorsun ama daha o da ondan tatmin olmuyor. Olmayınca bu sefer sigorta diyor. Sigortaydı şuydu. Biz bunu kaldıramaz. Küçük esnaf bu şekilde sanatkar yetiştiremez. Gelmez. Bizim mesleğin devamı gelmez. Çünkü yetişmiyor. Hiç buna merak eden yok. Gelen yok. Sadece para kazanma şeklinde düşünüyorlar. Bunu illa ben bu, gerçi biz de zamanında bundan bir ekmek yiyelim diye kazandık ve doyurucu olurdu da bundan sonra da zannetmiyorum bu doyurucu olmaz. O bakımdan biraz yetişecek adamlara da bir şey diyemiyorum. Ne kadar gidecek şimdi bu eski radyonun şeysi? Bazen akşamlar oluyor ki radyoyu açarım sabaha kadar hiç kapatmadığım olur. Türk sanat müziği
mümkünse zaten TRT'nin Hame Türk Sanat Müziği yahut da TRT Türkiye açıyor. Televizyon bizi yoruyor zaten. Televizyon gözlerini yoruyor ama radyo yormaz. Radyo insanı dinlendirir. Çalışan adamı da dinlendirir. Otururken de ama televizyon hem meşgul eder, hem işinden kor, hem de yorar. Televizyondan ben bir zevk almıyorum fazla. Haberlere bakıyorum, bazı özel şeylere bakıyorum ama illa dinleneyim dersen ben radyoyu açıyorum. Oturduğun yerde şey yaptığın hiç seni meşgul etmeden onu dinleyebiliyorsun. Vallahi müzisyenlerden işte ben ve Müzeyyen Senar bulursam dinliyorum. Türk sanat müziğinin çoğunlukla, ağırlıklı Türk sanat müziği dinliyorum. Ama türkülerden de Neşet Ertaş'ımış. Bulursak Ahmet Gazi Ayhan'ımızı dinliyor ama her zaman olmuyor radyoda bunlar. Türk sanat müziği ve Türk halk müziğini dinlerim. Severek dinlerim onları. Şu konsolların malzemesini ona... Seninkini de bitireceğim. Topçunun şeyi de 33 devir yapılacak. O da istedi. Her gelenden ayrı bir zevk alıyorum. Çünkü hepsinin değişik bir özelliği var. Bir sanat işçilik var. Şimdiki radyolar gibi bir plastikten baskı değil. Ben hiç o setleri metleri gördüğümde hiç bana bir şey anlatmıyor ama bu eski radyolar geldiğinde çok güzel işçilikler var. O adamların yaptığı, verdiği işçiliğe ben imreniyorum. Bazı ahşap öyle radyolar geliyor ki o yıllarda bunu adam nasıl yapmış, nasıl incelemiş, nasıl o zarafeti vermiş. Çok güzel bir sanat var yani. O sanat olarak bakarsan zevk alıyorsun. Yoksa radyo mu radyo diye bakarsan zevk almam ona. O radyonun güzelliğine bakacaksın. Şimdi mesela şu radyonun biraz önce sahibiyle de konuştuk. Şu renk uyumuna bak, şu güzelliğe bak. Buna adam işçilik vermiş. Şu bez camı, sesi uygulaması. Şimdi adam yapıyor, plastikten basmış, hepsi aynı. Ya gri ya siyah. Bir zevk yok. Herhalde kendimin şu anda 7-8 tane radyom var. Yarım duruyor hepsi de. Müşteri geldi mi onu kaldırıyor. Hele bu yapılır, hele yaparız. Mesela 4 tane evde radyo var, ikisi bozuk. Kendi radyomu yapamadım işte duruyor bak burada. Net yalnız tahsil yürüyor, ne yalnız meslek yürüyor. Ben bunun eksikliğini yaşıyorum. Evet, sanatımın nadir zirvesindeyim desem de eksiklik var. Teorik bilgim yok. Eğer olsa ben bu işi daha iyi götürürüm. El yöntemiyle, göz yöntemiyle, elinle yapacağın her işi yapabiliyorum ama bazı teknik terimlerde eksik kalıyor. Gençlere benim tavsiyem bu. Okusunlar. Elde bilgi çok, kitapta bilgi çok. Ben bilirimle olmaz. Herkesten arayıp almak lazım. Bunun yanı sıra da yapacağı işi öyle okuduğumdan bırakmayacak masa başında. Ben yarım devir farkı derdim. Doğru. Orada 45-18 çıktı. Yüksek çalması daha iyi. Düşük de değil. Yok, biraz da voltaja göre de şey yapar. Değişebilir. Başladığım günden bugüne kadar ben bu işi severek yaptım. Ekmeğe de bundan yedik. Merak ederek de yaptım. Şu anda da çok zevk alarak yapıyorum. Hem teşekkür alıyorum. Hem para kazanıyorum. Hem de neyse mesleğimizin başlangıçta da bir saygınlığı, şu anda da bir saygınlığını devam ettiriyor. Ama bazı meslekler var ki ayağa düştü, kendine ayağa düşenler oldu. Ve dürüst, sabırlı ve istikrarlı çalışmak lazım geliyor. Benim tek şeyim de bu. Ben 3 kuruş para alacağım diye dalga dübara, yalan, 3 kağıt bu olmayacak. Neyse dürüst alacak, hakkını da alacak. Hakkını alsın, fazlasını da almaya gerek yok. Verdiği sözde dursun, yalan söylemesin. Ben, gençliğin yapacağı bu. Ama vatana, millete hayırlı olayım diyorsa tahsilini yapacak, dürüst olacak. Anasına, babasına, hocasına,
öğretmenine, ustasına saygılı olacak. Yani benim bildiğim bu. Motorun içinde mi? Devre olarak mı? Devre olanı yok diye biliyorum. Şevket Amca biliyor. Bunda olması lazım yani bunlarda. Kayseri benim memleketim. Ekmeğini yedim, suyunu içtim. Çok sevdiğim memleketim. En gittiğim yer İstanbul, İstanbul dediler. Ben gittim, bunu aldım. Oralar beni sıkıyor bu evde. En rahat olduğum bir memleket benim Kayseri. En rahat olduğum yer. Daha bilmediğim yerler varsa bilmiyorum ama Kayseri'miz gerçekten suyuyla, havasıyla, insanıyla fevkalade bir yer. Biz Hunat Mahallesi'nde geldiler miydi? Radyocu Şevket deyince herkes bilir. Kayseri'de de bilirler. Melek Gazi Hunat Mahallesi'nde gelirlerse ebesinden, dedesinden, babasından kalan hatıralarını biz de canlandırırız inşallah. Yalnız canlandırdık derken radyolarını, plak çalarlarını, başka hatıralarına biz şeyimiz olmaz he. Benim şu anda hiçbir ihtiyacım yok. Benim emsellerim hep evinde yatıyor ama ben bundan zevk alıyorum. Yapıp da şurada teşekkür eden, Allah razı olsun diyen adamlardan zevk alıyorum. Benim para için yapsam, benim paraya ihtiyacım yok şu anda. Emekli maaşım var. Gelirim, ben evde yatsam yatar. Ama evde yattım mıydı ölümü beklemek lazım. Usta belgeselini sundu.